Mahkumun saldırması günümüzde rastladığımız olaylar. Hiç kimse o kadar büyük bıçak almaz. Zaten bu tür olaylarda gardiyan bir nevi göz yumar. Odaklanılır ve 2-3 kişi özellikle o adamın üstüne gider ve işini bitirir. Zaten hapishanede hiçbir şey karşılıksız değildir. Selamun aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Literat kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kendimden bahsetmek isterim. Kısa ve öz olarak ben Halil İbrahim Bulut. 1970 yılında Kırıkkale'de doğdum. Toplam 8 yıllık bir hapishane hayatım var. 3 sefer 3 farklı suçtan girdim çıktım. Zaten bu 8 yıllık yattığım sürecinde tüm ayrıntılarını kendi kanalımda paylaştım. Kanalımın linki videonun altında mevcuttur. Ziyaret ederseniz mutluluk duyarım. Videomuzun konusu hapishane filmlerini izleyerek bir nevi yorumlayacağım. Yani gerçek hayattakiyle filmlerdeki hapishaneler aynı mı? Daha çok onlara değineceğiz. Ben bu kadar hızlı karar veren hakim görmedim ya. Ya Ganyoç'u sen niye yüzünde maske varken kadınla kavga ediyorsun ya? Niye her mevzuda bu kadar telaş veriyorsun? Abi metabolizmam bozulmuş. Sanki ben her gün banka soyuyorum. Hadi abi. Duralım. Bu cezaevi aracının ismi Ring'tir. Olduğu gibidir fakat işi biraz bana farklı geldi. Sanki bizim kullandığımız ringler daha dardı. Ayrıca bu kadar yüksek sesle de konuşmaya izin vermezler. Jandarma zaten hemen bir ön kısımda, pardon en arka kısımda onların ayrı bir bölmesi vardır. Kapıları kilitlerler. Oradan sürekli uyarırlar. Allah kurtarsın. Canım hoş gelmiş canım. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Burada herkes tek sıra haline geçmez. Zaten herkes kendi halindedir, kendi ortamındadır. İşte kimi orada 3-5 kişi sohbet eder, kimi tek başına volt atar. Böyle sıralanma gibi bir şey yoktur. Koğuş ağası kısmı çoğu cezaevinde doğrudur. Ben 86 yılından beri birkaç defa girdim çıktım cezaevine. Eski hapishanelerde bile böyle bir sistem yoktur. Koğuş ağasının yanına gidilir ama böyle sıralanma gibi bir şey yoktur. Ürkek ürkek girmek zorundasın yani. Çok da ürkek görünürsen ezerler. İşte kendi halinde normal bir şekilde girersin, selamını verirsin, Allah kurtarsın dersin, o sana kalmış artık. İlk bulduğun boş yere oturmak istersin. Çünkü bütün gözler senin üzerindedir. Yeni gelen biri in midir, cin midir, hırlı mıdır, hırsız mıdır bakarlar. İlk ben bir koğuşa girdim, tabii geçici koğuş süreci vardır. Her cezaevinde yoktur bu. Girdim, ayak ayak üstüne attım. Geldi bir tane vatandaş, koğuş müessisinin yardımcısıymış. Bir nevi koğuş ağasının yardımcısı. Geldi yanıma, selam verdi. Ayağını indirir misin dedi. Sebep dedim. Hiç kimse atmıyor dedi. Burada dedi ayak ayak üstüne atmak yasak dedi. Baktım çevreme herkes indirmiş. Ben daha önce cezada yattığım için ilk girişte nasıl bir ortamda girildiğini, nasıl girmek gerektiğini biliyorum. Baktım sağıma soluma hiç kimse ayak ayak üstüne atmamış. Tabii dedim yani kural neyse uyacağız dedim yani. Kurala uymayan çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Hapishanelerde her şey kuraldır. Kalk, kalk, kalk haydi. Bırak elini ne varsa. Geç yerine. Başlıyor sakin ol. Geç sıraya. Kalk lan haydi. Gel başa gel. Cemil abi, başlayın televizyondan. Kalma makinesini de alın. Bakın ortalığa, haydi. Hayırdır başefendi? Televizyondan ne istedin? Oo, kumarhane malzemesi ha. Şişt, bıraksana kağıtları. Aslında ilk giriş normaldir. Bazı kendini bilmez gardiyanlar, memurlar diyelim. Bu şekilde davranabilir. Günümüzde çok yaygın değil ama eskiden çok yaygındı. Çünkü gardiyan görevli bir nevi mahkumun gözünü korkutmak zorunda. Mahkumu yıldırmak zorunda ki dik başlık yapmasın ki bu vatandaşın yaptığı gibi işte alamazsın ne oluyor gibi tam orayı şu an hatırlayamıyorum bir cümle söyledim. Mümkün değil yani. Gardiyana onu bırak dersin. Önceki ihtiyarın söylediği doğrudur. Niye başefendi gibi üslubuna dikkat ederek konuşabilir. Gardiyana kafa tutamaz. Alır götürür gerekli cezayı verir. Bundan böyle bu koğuşta batak, yatak, pişti. Her türlü kağıt oyununu yasakladım. Ya bir ya. Ağzını bozma seni. Kurma! Mahkumun saldırması günümüzde rastladığımız olaylar. Fakat bu kadar basit bir şeyden hiç kimse kendini yakmaz. Ceza alacaktır, disiplin cezası alacaktır, hücre cezası alacaktır. Orada herkes kuzu gibidir. Dışarıda aslan olanlar orada kuzu olmak zorundadır. You're getting awful mouthy, aren't you, Prag? No, sir, I am not, sir. Yeah, I think I'm gonna have to teach you a lesson. Polish my boots. Yes, sir. With your tongue.
Bu tür olaylar, tabi duyumlarımı söylüyorum, cinsel suçlar koğuşunda olması mümkündür. İşte aşırı çirkin, iğrenç suç işlemişlere bu tür olayların yapıldığını duymuştum. Bu normal koğuşlarda böyle şeyler yaşanmaz. Ayrıca bizim hapishanelerimiz de bu kadar geniş ve büyük, rahat değildir yani. Sarılmak yasak. İlk ziyarete girdiğinde zaten mahkum da seri hareket etmek zorundadır. Bu film olduğu için tabii ağır çekimde yavaş yavaş gelmiş. Zaten aileni özlemişim. Bir an önce ailene kavuşmak istersin, sarılmak istersin, dokunmak istersin. İlk sarılmaya kısaca izin verirler. Yani hoş geldin, tokalaşma gibi izin verirler. Böyle sonradan memur da söyler zaten. Yeter arkadaşlar oturun der. Oturursun karşıya. Yan yana da oturursun aslında da temas yasaktır mümkün olduğu kadar. Gardiyanlar sürekli ziyaret salonunda gezerler. Eskiden çok yaygındı. X-ray yoktu. İstediği gibi uyuşturucu içeriye sokabiliyorlardı. Yani ziyaretçilerin de saatlerce aranan bir ziyaretçi olduğunu duymuştum. Evcil hayvan hapishanelerde beslenir. Özellikle muhabbet kuşu beslenir, kanarya beslenir. Eskiden güvercin beslenirdi, kedi beslenirdi eskiden. Şimdi sadece kuşlara izin verilir. Balık beslenirdi eskiden eski hapishanelerde. Kuş aracılığıyla, güvercin aracılığıyla, kedi aracılığıyla uyuşturucu sokulduğu için cezaevlerine bu yasaklandı. Hatta Kocaeli cezaevinde yanlış hatırlamıyorsam C tipi kapalı cezaevinde yaşandı bu olay. Kedinin boynuna bağlamışlar uyuşturucuyu. Jandarma kediyi vurdu. Jandarma kediyi vurmuş. Kedi işte gündüz baktıklarında boynunda uyuşturucu varmış. Ondan sonra kediyi de güvercini de tamamen yasakladılar. Muhabbet kuşu serbest. Hepiniz buradayken size son bir defa soruyorum. Bu kimin? Siz bilirsiniz. İçinizden biri bu suç aletini üstlenene kadar hepiniz buradasınız. Yemek yok. Oturmak yok. Görüş izni yok. Telefon yok. Bakalım ne kadar süre dayanabileceksiniz. Allah kahretsin. Allah kahretsin, rezillik ya. Ne bu, ne ya? Evet, bu tür olayların yaşanması mümkündür. Fakat bahçede kesinlikle ve kesinlikle ceza verilmez. Yemek kısıtlanmaz. Ziyaret yasağı alır, mektup yasağı alır, hücre cezası alır. Gerekirse her birine de ceza verilebilir. Zaten suç aleti şiş gibi, bıçak gibi hapishanelerde yapılan bıçaklar, şişler gibi şeylerin bulunması mümkün tabii ki. Ama dışarıda ceza veremez. Zaten çivi bulursun, çiviyi de duvara sürterek veya fayansa sürterek, mesela biz şey yapardık, boncuk işlemek için tığ yapardık. Çividen, bir nevi telden onu fayansla inceltirir. Sürte sürte ya bir nevi onu inceltirsin, suç aleti yaparsın. Ki o da aslında agresif olan gençlere mutlaka lazım olacak. Yani birine zarar vermek için illa o şeye, şişe de tığa da gerek yoktur. Yani eskiden falçata koğuşlara girmez serbestti mesela. Maket gemi yapılırdı. Koğuşlarda bulundurulurdu. Hoşça kalın. Hoşça kalın çocuklar. İyi şanslar biriniz. Çocukken bir otomobil görmüştüm ama şimdi her yerden bir tane çıkıyor. Hükümet beni pansiyon gibi bir eve yerleştirdi ve bir iş verdi.
Bakkaldan daha büyük bir yerde paketleme yapıyorum. Hükümet hiçbir imkan sağlamaz. Salar kapıdan, ne halin varsa gör der. Topluma kazandırmak adına normalde devletin kendi bünyesine alması gereken işte eski mahkumları, eski sabıkalıları almak zorundadır ama çok şükür bize hiç denk gelmedi. Tabii girebilenler var. Geceleri uyumakta zorluk çekiyorum. Sanki düşüyormuşum gibi kabuslar görüyorum, korkarak uyanıyorum. Galiba bu tür saçmalıklar için artık çok yaşlıyım. Burayı hiç sevmedim. Her gece korkarak uyanmaktan bıktım. Dışarıya uyum sağlamak cezaevinden yeni çıkan biri için oldukça zor. Yine yaşadığım bir olaydan örnek vererek anlatayım müsaade ederseniz. Kapalı cezaevinden 3 yıl kadar yattıktan sonra açık cezaevine gidiyordum. Ankara yarı açık cezaevine geldik. Oradan çocuk ıslah evine sevkim çıktı. O tarihte 20 yaşlarında falanım. Fakat çocuk ıslah evinin büyük hükümlü kısmı vardı. Oraya gidiyorduk. Ne ihtiyacınız varsa alın dedi. İşte birisi 3 paket, birisi 5 paket. Şunu alalım, bunu alalım gibi. Baktı sipariş çok. Ya gelin kendiniz alın, ben hepsini aklımda tutamam dedi memur. Biz peşine düştük. Şimdi uzun zamandır ilk defa dışarıya çıkmışım. Ki ben Kırıkkale'liyim. Kırıkkale'de o kadar gelişmiş bir yer değil. Ankara'da indik. Alışveriş yapmaya gidiyoruz markete. Sanki işte bir çocuk düşünün. Yani 5-6 yaşlarında bir çocuk. Annesinin babasının elini tutmak ister. Ürkek ürkek işte araba çarpacak, insanlar üstüne üstüne geliyor. Yani kendimi o kadar çok kötü hissettim ki yani neredeyse gardiyanın elini tutacağım yani. İnsanlara cezaevinden çıktığını söylediğinde onların tepkisi nasıl oluyor? Şimdi ister istemez savukalı biriyle hiç kimse görüşmek istemez. Çoluğun çocuğunu görüştürmek istemez. Bu bizim insanımızın biraz da ön yargısından kaynaklanıyor. Bütün savukalıların hepsi kötü mü? Hayır. Kader mahkumları da var elbette. Ben yarı yarıya kader mahkumuyum diyebilirim. Benim ilk suçum bilerek ve isteyerek yapmıştım. 16 yaşındayken, cahilken kendimce haklıyımdır ama tabii bu adam vurmak için bir bahane değil, sebep değil yani. Ayak uydurmak oldukça zor ya. Sabıkalısın, kimse seninle görüşmek istemez. Her ne kadar sen dürüst de olsan, mert de olsan, o adama kendini kanıtlasan da onun ailesi izin vermez. Arkadaşlık kurmakta zorlanırsın, iş bulmakta zorlanırsın. Hatta 10 yıl önce ben bu iş yerine girdiğimde müdür benim sabıka kaydıma baktı. Yaralama var, cinayet var, peşine bir yaralama daha var. Ya kardeşim ben seni nasıl alayım dedi. Yani senin oldukça çok sabıkan var. Hepsi de işte bıçaklama falan filan gibi. Dedim Yılmaz Bey dış görünüşe aldanmayın, sabıkalara bakmayın. Alın beni bir süre çalıştırın. Yani benim zararsız olduğumu, herkese karşı saygılı sevgili olduğumu siz de anlayacaksınızdır dedim yani. İyi hadi alalım bakalım dedi. 10 yıldır aynı yerdeyim. Allah razı olsun bu arada. Patronum da çok iyi bir insan. Müdürümüz de rahmetli olduğu mekan cennet olsun. Hapishanelerimizde gardiyana mümkün olduğu kadar saldırılmaz. Kimse saldırmayı göze alamaz. Orası yanlış. Bu kadar kalabalık bir ortam da olmaz bizim hapishanelerimizde. 16 kişilik koğuşlardır normalde tipleri. Fakat 20 kişi, 22 kişi yapmışlardır ranza ilave ederek. Çok nadir bu tür şeyler yaşanır. Ama isyanlarda kapının önüne dolapları, ranzaları, tabii boştaki ranzaları falan getirilebilir. İsyan çıkması gayet mümkündür. İsyanlar çocuk koğuşlarından başlar. Diğer koğuşlara yansır. Bütün hapishane isyana katılabilir. Bu da çok nadir olur tabii bizim günümüzde.
Günümüzde de var. Eskiden daha yaygındı bu. Eline bir metal parçası geçirip işte nedir? Biraz önce söylemiştik, suç aleti yapabilir kendini savunmak adına. Tünel kazmak için de yapılabilir. Artık ne kadar ısıtıp onu sağlam bir çelik haline getirir? Burada söylememiş ama biz onu çakmakla ısıtırdık günümüzde. Bir nevi çeliğe su vermiş olurduk. Tabii mümkün değil, bunu daha sonra kendim de çelikçi olduğum için biliyorum. O kadar ısıtmayla o su verilmez, sertleştirilmez. Ama kendimizce öyle yapıp tünel kazmak için kullanılabilir. Mahkumun adı mahkum, soyadı kaçar. Mutlaka kaçmanın yollarını bulur. Hatta yaşanmış bir olay, ben o cezaevinde yatarken yaşandı. Bir tanesi kaçtı diye, firar diye. Yanlış hatırlamıyorsam bir 10 gün kadar firar diye biliyorduk biz. Meğer adam kaçamamış. Cezaevindeymiş, ziyaret salonunda gizlenmiş. Sinema salonunu ziyaret salonu yapmışlar. Yani çok eski bir hapishaneydi orası. 50-60 kişilik koğuşlardan oluşuyordu. Oranın ziyaret salonunda, bu vatandaş dış meydancıydı, orada gizlenmiş. Tamam, bu firar etti diye herkes işte artık peşine düşmüşler. Emniyet güçlerine bildirmişler. Bu adam firar diye aranıyordu. Meğer adam hapishanenin içindeymiş. Gece yemekhaneye girerek kendine yiyecek bir şeyler buluyormuş. Yakalandığı zaman da zaten bir deri bir kemik kalmıştı. Oldukça zayıflamıştı yani. Kaçmak tabii günümüz hapishanelerinde oldukça zor ama hiçbir şey imkansız değil. Nizamettin söyler abi adı. Yaş 35, beden eğitimi öğretmeni, evli ve iki çocuğu var. Çalıştığı okuldaki küçük kızlara tecavüz etmiş. 8-9 yaşında filan kızlar. Bir de telefona çekmiş. Zaten bu tür olaylarda gardiyan bir nevi göz yumar. Tabii bütün mahkumları korumak zorundadır, kollamak zorundadır. Çünkü mahkumların başına gelecek bir olaydan gardiyanlar sorumludur. Zaten mümkün olduğu kadar bu tür olaylar, şahısları tek kişilik koğuşlara alırlar. Strip down. Bu tür aramalar Kocaeli C tipi cezaevinde mümkündü, oluyordu. Çünkü uyuşturucu sokulabiliyordu, hap sokulabilir, kesici, delici alet sokulabilir. Özellikle ve özellikle uyuşturucu sokulduğu için böyle çırılçıplak soyarak arama yapabilirler. Çök kalk yaptırırlar. Burun deliklerine falan çok şey yapmazlar gerçi de, bu biraz abartılı olmuş ama yine didik didik aranır. Çıplak dışarıya gönderilmez. Tekrar üstünü giyindirir, gönderebilir. Dur tamam. O kadar büyük bıçak mümkün değil. Zaten kimse istemez yani, bir mahkum o kadar büyük bıçağı neresinde saklayacak? Nasıl gizleyecek? Hasmına nasıl saldıracak? Zaten dar yerdesin, o kadar büyük bıçağı kullanman da kolay değildir. Hiç kimse o kadar büyük bıçak almaz. Geç. Geç baba, geç baba. Vur! Kafan! Basılma! Mafya babalarının, işte suç örgütü üyelerinin, liderlerinin yapabileceği bir baskın. Koğuşlar arasında bu tür olaylar olur. Yaşanmış ve duyulmuş şeylerdir yani. Silah, bıçak gibi şeyler de sokulabilir. Zaten herkes hazırlığını yapmıştır. Koğuşu basalım, indirelim, gelelim. Zaten hedef orada bir veya iki kişidir. Bellidir yani o hedef olan kişi. İlk hedef o alınır. Diğerleri, boştaki adamlar diğerleriyle ilgilenir. Asıl hedefe odaklanılır ve 2-3 kişi özellikle o adamın üstüne gider ve işini bitirir.
Kendi haklıydı. O gün neden güldüğünü anlamıştım. Bir adamın bunun gibi bir şeyle tünel kazması 600 yıl sürerdi. Kitap. Hey Brooks. Bunu Dufresne'e götüreceksin. Dufresne. Zaten hapishanede hiçbir şey karşılıksız değildir. Mutlaka bir bedeli vardır. Fakat işte bir çekici iki sigara değil tabii bu. Büyük rakamlar oynar. Tabii şimdi günümüzde hapishanede para kısıtlıdır. İşte atıyorum bir mahkumun haftalık 1000 lira gibi miktarı atıyorum ben şu an bilmiyorum uzun süredir yatmadım. 1000 lira harcama hakkı vardır. Bu parası çok olan harcamak isteyen şahıslar da ziyaretçisi gelmeyen garibanlar adına para yatırtırarak 3000, 4000, 5000 gibi harcayabilir. İçeride para geçmediği için de dışarıdan ziyaretçi aracılığıyla işte kimi eline almak istiyorsa, kime rüşvet vermek istiyorsa, kime işini yaptırmak istiyorsa dışarıdan irtibata geçerler. Onlar dışarıdan hallederler. Yani içeridekinin bir nevi alışverişi olmaz. Ama bilir. Herkes adamını tanır. Yani parası olan çok rahat edebilir diyebiliriz. Ama orada kral olmaktansa dışarıda amele olmayı tercih ederim. Saygıdeğer arkadaşlar, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kanalımın linki videonun altında mevcuttur. Kanalımı ziyaret ederseniz sevinirim. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Özgürlüğün değerine paha biçilemez arkadaşlar. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun.